Holgozbek.com'dan herkese merhaba. Bugün yılın son videosuyla sizlerin karşısındayım. Ee, şöyle bir baktım 2020'de kaç video çekmişim, neler yapılmış diye araştırırken tam 249 video çekmişim. Bugün 250. videoyla şöyle bir yılın muhasebesini hem kendi açımdan hem de Türkiye ve dünya açısından yapmaya çalışacağım sizlere. Ve tabii ki fırlatma koltuğumuzda gördüğünüz üzere stüdyomuza gelmiş durumda, yeşil perdemizin önünde... Fırlatma koltuğumuz. Bakalım bu yıl neler oldu? Neler geçti başımızdan? Hep birlikte bakalım. Aslında 2020 başlarken ben çok iyi bir yılın geçeceğini umuyordum. İnanılmaz iyi projeler vardı elimde ve de enteresan gelişmeler yaşanıyordu. Ee, yaklaşık 20 yılı aşkın süredir havacılık gazetecisi olarak görev yapıyordum ve artık bir karar aldım Şubat ayından itibaren de. Kendi markamla yola çıktım. Gerçekten e, bu markanın getirdiği işte rüzgar gayet iyi, olumlu dönüşler, devam ediyoruz çalışmalara. Ama bu markayı tolgozbek.com'u açıkladıktan 2 hafta sonra koronavirüs belası iyice dünyamızı ve ülkemizi sardı. Ofisler kapandı, eve tıkıldık ve yoğun bir çalışma düzeni bu zorluklar içerisinde devam etti. İşte evli olup iki çocuğunuz varsa, eşiniz çalışıyorsa, bunlar gerçekten hayat çok zor hem ekonomik anlamda hem de imkanlar açısından. Ama ben her türlü limitleri ailemin de verdiği çok büyük destekle zorlayarak çok yoğun bir çalışma temposu içine girdim. Bu tempo içerisinde site ile birlikte sizlerin de YouTube kanalımıza çok büyük bir ilginizin olduğunu gördüm ve o günlerde her gün video hazırlamaya başladım. Dilim döndükçe işte havacılık ve savunma sektöründeki gelişmeleri bazen geçmişe bakarak, bazen geleceğe bakarak, bazen günümüz güncel olaylarını yorumlayarak sizlerle buluşturmaya çalıştım. Zaman zaman hatalarımız oldu, enteresan öngörülerimiz de oldu. Onların tutması ayrı bir sevinçti. Hatalarımızı düzeltmeye çalıştık. Sizlerle çok iyi bir frekans yakaladık. Bu kanal inanılmaz bir ilgi gördü ve kısa süre içerisinde şu anlık 212 bin aboneye ulaştı. Ve kanalı farklı bir yere bu büyük sayılar taşırken bir yandan da e, farklı farklı mecralarda da haber olmaya ve bir referans noktası olmaya başladı ki bu beni çok sevindiren bir durumda. Kanalımızla ilgili katıl butonu açtık. Sizlerin de gerçekten e, bu ekonomik zorluklara rağmen büyük ilgi gösterdiniz. Göstermeye de devam ediyorsunuz sizden gelen bu katıl katkı paylarıyla e, kanalı daha iyi hale getirecek işte ekipman alım almak, çeşitli programlar satın almak gibi adımlar atıyoruz. Bu adımlara da devam edeceğiz 2021 için de çok çok iyi hedeflerimiz, projelerimiz yer, yer almakta. Dediğim gibi 2020 çok zor geçti. İşte önümüzde birçok engeller, mayınlar kondu, baskılar geldi ama bunlara karşı savaşmaya devam ediyoruz. Daha iyi yapmak üzere. Bunu da zaten hem izleyicilerimiz görüyor hem sektör görüyor. Bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Şimdi gelin isterseniz bu yıl nasıl geçti bir ona bir bakalım birlikte. Öncelikle 2020 gerçekten sivil havacılık anlamında felaketlerle başladı. İran'da Ukrayna hava yollarına ait bir yolcu uçağı İran devrim muhafızlarının attığı hava savunma füzesiyle vuruldu. Düştü ve çok büyük bir kriz çıktı. Bu krizin etkileri halen devam etmekte. Bir taraftan da tabi İran'ın bu füzeleri atmasının nedeni Amerika'dan bir saldırı beklemesiydi. Çünkü Bağdat'ta İran devrim muhafızlarına karşı Amerika büyük bir operasyon yapmış ve devrim muhafızlarının liderini insansız hava araçlarının gerçekleştirdiği saldırıyla öldürmüştü. bunun sonrasında işte İran çok sayıda balistik füzeyi Irak'taki Amerikan üslerine atmıştı. Bayağı bir ortalık gerilmişti. Yıl gerçekten çok büyük bir gerilimle başladı. Türkiye açısından ne yazık ki Pegasus'un önce Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağı, ardından da 5 Şubat 2020 tarihinde yaşanan 3 kişinin hayatını kaybettiği bir ölümlü olay meydana geldi. Bunu 14 Şubat'ta Atlas, global hava yollarının uçuşların durdurması ve iflas kararını açıklaması izledi. Yavaş yavaş koronavirüs etkileri sarmaya başlarken, gerçekten bu gelişmeler sivil havacılık açısından oldukça endişe vericiydi. Tüm bu zorlukların arasında ben de sitemi ve yeni markamı da hayata geçirmiştim. Hep bu konular üzerinde yorumları hem sitede paylaştık. Bu sırada kaza sonrasında birçok ee, televizyon programına, radyo programına, internet sitelerinin haberlerine konu olduk bunlara görüş verdik bu açıdan da benim açımdan da e, insanlara ulaşmayı hedeflediğim önemli bir gelişmeydi bu dönem. Şöyle bir soğuk savaşa baktığımız dönemler oldu Mart ve Nisan aylarının başında özellikle Rus hava kuvvetlerinin dünyanın etrafında yaptığı farklı uçuşlar giderek e, yeniden. O soğuk savaş günlerinin doğu batı eksenindeki çekişmeleri bizlere hatırlatırken Nisan ayından itibaren Libya'da iyice sıcaklık artmaya başladı. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti çok az bir bölgede toprağa kalmışken Türkiye ile bir askeri anlaşma, işbirliği anlaşması yaptı. Ve burada da Libya'da drone savaşları yaşandı. Türkiye'nin ee, bu anlaşma doğrultusunda Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ki Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bir hükümet Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar TB2 İHA sistemleri Libya'da tarih yazdı ve dengeleri tamamen değiştirdi. Karşı taraftaki darbeci General Hafter güçleri Ruslarla anlaşıp Wagner üzerinden MiG-29 gibi savaş uçakları almak zorunda kaldılar ve Libya'da Elvatiya hava üssünün de ele geçirilmesiyle birlikte Böyle bir barış dönemi geçici de olsa başladı ama dediğim gibi sular sıcak önümüzdeki dönem ne olacak ben de merakla bekliyorum. Yaz döneminde biraz daha ferahladık biraz daha böyle dünya gevşedi derken Eylül ayında ise bir süredir sıkıntıların yaşandığı gerilimin yaşandığı Dağlık Karabağ bölgesinde enteresan bir gelişme oldu. Ermeniler Azerbaycan kuvvetlerine saldırdılar. Ve tabii ki bu saldırıların karşılığında da hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı ve Ermeni güçleri çok ciddi toprak kayıpları yaşadı. Tabii ki Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin dirayetli operasyonu yine insansız hava aracı sistemlerinin kamikaze drone olarak adlandırılan gezen ve hedefini bulan sistemlerin gücü bir kez daha savaşa etki etti ve gerçekten e, Azerbaycan çok uzun süredir Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'daki toprakların önemli bir bölümünü geri alma başarısını gösterdi. Tabi bu gelişmelerde de Türkiye'nin katkısı gerçekten yatsınamazdı ve bir savaş doktrinde de çok enteresan gelişmeler oldu. Tabi bunlar yaşanırken e, Doğu Akdeniz'de de sular yavaş yavaş ısınmaya başlamıştı. Türkiye'nin petrol arama için çalışmaları, sondaj çalışmaları, arama çalışmaları Doğu Akdeniz'de Yunanistan başta olmak üzere Fransa'yı özellikle de epey bir irite etmişti. Türkiye burada gerekirse konu savaşa kadar gider deyip dirayetli duruşunu gösterdi. Haklı olanı e, hayata geçirmek için elinden geleni yaptı. Burada da hani Türkiye ile Yunanistan değiller başka başka sorunların ortaya çıktığı bir kez daha görülmüş oldu. Bir başka gelişme ise Sinop'ta yapılan S400 hava savunma sisteminin testleriydi. Sessiz ve sakin yapıldı bu testler ama gözümüz oradaydı. Burayla ilgili yaptığımız videolarda inanılmaz ilgi gördü. Tabii ki bu süreç içerisinde koronavirüs salgının etkileri hiç geçmedi. Sivil havacılık sektörü hala e, eski günlerini bununla arıyor. Gelecekle ilgili neler olacak, neler yaşanacak? ben de açıkçası merakla bekliyorum. Çünkü bu gidiş şartın sonrasında 2021'de ne yazık ki büyük iflaslar bekleniyor. Tabi sivil havacılık çökerken askeri havacılıktaki yükseliş de dikkat çekiciydi. Türk savunma şirketleri için 2020 önemli bir yıldı. Bütün zorluklara rağmen yeni sistem tasarımları devam etti. Yeni yeni ürünler teslim edilmeye başlandı. Ve daha önceden envantere girmiş bazı Sistemlerde de bu süreç içerisinde bu zorlu günlerde de bu zorlu şartlarda test edilmeye başlandı. İşte mesela bunların sonrasında Azerbaycan'a yapılan çok ciddi ihracatla birlikte Tunus'ta Türkiye 150 milyon dolarlık bir savunma sanayi işbirliği anlaşması imzalandı. Örneğin TUSAŞ imalatı Ankalar ilk defa Tunus'a ihraç edilmiş oldu. Bunlar da Türk savunma sektörü için çok önemli gelişmelerdi. Dediğim gibi, dünya ve Türkiye için çok zor, benim için de çok zor. Ama atılımlar açısından da benim açısından, benim açımdan çok heyecan verici bir yıldı. Bu yıl sonrasında e, bunların sonuçlarını yavaş yavaş almaya başladık. Kanalımız, web sitemiz bir yere geldi ama gidecek daha yol var önümüzde. 2021'in ben çok daha heyecanlı, çok daha iyi geçeceğini umuyorum bu koronavirüsün biraz daha etkilerinin azalmasıyla birlikte hedefim bu yeşil perde değil de biraz daha dışarı doğru çıkmak. Sizlerle farklı farklı yerlerden haberleri yerinde bildirmek, anlatmak, göstermek eskiden olduğu gibi nasıl işte fuarlarda veya farklı farklı organizasyonlarda bizzat gidip bu röportajları yapıyorsam yine hedefim bu gelişmeleri sıcağı sıcağına canlı canlı size anlatmak, konuklar alabilmek, doğru gerçekleri, işte hava araçlarının savunma sistemlerini canlı canlı sizlere gösterebilmek. Bakalım bizleri izlemeye devam edin. Önümüzdeki günler gerçekten çok çok hareketli geçecek. 2020'de destekleriniz için, benim videolarımı zaman ayırıp izlediğiniz için, yorumlar yazdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Sizin yorumlarınız her zaman çok önemli. Çünkü ben bu yorumları çok dikkate alıyorum burada işte ay çok güzel video, çok iyidir falandır filandır dışında çok yapıcı yaptığınız, yazdığınız yazılar bana gerçekten bir sonraki yol haritamda çok önemli doneler, geri dönüşler oluşturuyor. Lütfen bu arada detaylı haberler için tolgozbek.com sitemizi de takip etmeyi unutmayın. Sosyal medyada Facebook'ta, Twitter'da Instagram'da beraberiz. Yakın zamanda bu mecra sayıları da hızla artacağını belirtmek isterim. Yeni videolarda, yeni konularla, yeni haberlerle birlikte olmak üzere 2021 diyelim, herkes önce sağlık getirsin, huzur getirsin, mutluluk getirsin, ekonomik anlamda daha e, refah günler yaşamak nasip olsun ve 2021 hepimize hayırlı uğurlu olsun.